Merhaba. İllüzyondan Hakikate serimize devam ediyoruz. Neslihan Demircioğlu ile birlikteyim yine. Merhaba Merhabalar, Neslihan. merhaba Elifciğim. Şimdi biz senin üçüncü serginin olduğu Metrohan'dayız. Evet. Bu İBB Kültür ve İBB Miras işbirliğiyle gerçekleşen bir sergi. Evet, İBB Miras Binası. Gerçekten sanatçılara böyle bir destek bulunduğu için çok teşekkür ediyorum İBB Kültür ve İBB Miras'a. O yüzden Mahir Polat'a, Zeynep Çuha'ya ve bütün yöneticilere teşekkür ederek başlamak isterim. Evet, ben de sergi alanında çekim yaptığımız için sergiden böyle biraz bahsedelim istiyorum. Aslında her bölümde ayrı bir konu konuşuyoruz. Adım adım senin yolculuğunda birlikte ilerliyoruz. Evet. Şimdi bu sergi 30 Nisan'a kadar sürecek. Evet. İsteyenler de gelip gezebilirler Tünel'de. Evet, tünel binasında zaten, Metrohan ikinci kat. Evet. O yüzden lokasyon da çok kolay ulaşılması. Evet, Beyoğlu Şişhane metrosu. Şişhane metrosu inince zaten evet. Hemen ulaşılıyor. Zaman ötesi zaman sır kapısı. Evet. Serginin adı bu. Geldik sır kapısına o zaman. Evet. Bir sürü aslında. Konu konuştuk. Hı-hı. Burada yepyeni bir kapıdan geçiyoruz, öyle hissediyorum. Geçiyoruz inşallah, hep beraber geçeceğiz. Geçeceğiz. Şimdi tabii zaman ötesi zaman derken, zamanı zaten insan kendine çok anlatır değil. Zaman ötesi nedir, nasıl geçilir, ne anlatılmak isteniyor? Aslında zaman ötesiyle ne anlamam gerekiyor? Bu soruları önce kendime sorarak hep düşünüyorum ben. O yüzden düşünce şeklim benim sorgulamayla. Ama halim öyle. Yani hangi haldeysem aslında beni belli bir çizelgeyle tekrar başka bir döngünün diğer haline sokup eser yapar buluyorum kendime. O yüzden aslında düşüncemizle, bedenimizle, zihnimizle bir bütünüz. Ama onun ötesinde birer bilinciz bu döküman bedenlerde. O yüzden şu anda zaman ötesi zaman dedim ben. Ne var orada? Bir sır kapısı var. O yüzden alt başlıklar benim için çok kıymetli. Bu zaman ötesi zamanı ancak sır kapısından geçilebilecek. Zaten ilk sergi biliyorsun gökler köklerdi. Ama alt başlığı illüzyondan hakikateydi. Yani gökler evet. Kökler bilgisini illüzyondan hakikate bir skalada anlatma ihtiyacı duymuştum. İşte ikinci, orada bir çekirdek vardı, elma vardı, Ademler Havvalar vardı. Sonra ikinci sergi Nuh'undu. Ama alt başlığı manyetik tufandı. Çünkü alışılmış bir yer gök bilgisi, yok oluş bilgisi değil. Aslında benim anlattığım bir manyetik değişimdi yani. Bütünsel olarak bilinçlerde, manyetik alanda, bütünsel olarak dünya yapısında bir değişimdi. Onu da gök gemileriyle anlatmıştım biliyorsun. O yüzden manyetik tufan. Şimdi de tabii zaman ötesi zaman nasıl anlatılır bu? Daha doğrusu bu aklıma, kalbime, beynime düşen nasıl bir sanat eseriyle ifade olur? Umarım izleyici de izleyiciye de ulaşıyordur doğru şekilde. Evet. Şimdi bizim yaptığımız programları sürekli takip eden, merakla bekleyenler var. Hatta birkaç kere izleyenler var. Ya, anlamak için veya hatırlamak için. Hep beraber anlamaya çalışıyoruz evet. Aslında. Çünkü anlatırken ben de başka şeyler anlıyorum. O yüzden bu yolculukta beraber hareket ediyoruz. O yüzden çok teşekkür ederim bu şekilde beraber yolculuk ettiklerimize. Evet. Şimdi sonsuz döngüden bahsediyoruz hep. Evet. Bahsetmiştik. Hatta sen az önce çekirdek dedin. Birinci serginde elmaydı o ve onu 19 tane elmayla 19 tane döngünün olduğundan bahsetmiştim. Ve burada da o sonsuz döngü eserin bu sergide de var yine. O Nuh'un sergisindeydi en son eser. Evet. Ben de sen seviyorsun onu. Seviyorum. Başlangıç ve
sondan eserini paylaşıyorsun illaki, değil mi? Doğru. Çünkü birbirinin aslında ben de bir kendimin devamı olduğuma göre aslında sergi de benimle beraber, düşüncemle beraber beden buluyor ve benden öteyle beden buluyor. Yani sadece hani sanatçı eseri yapıp bırakmıyor. Ondan öte olan farklı boyut bilgileri de yükleniyor. Sonradan ben görüyorum burada ne olmuş böyle diye. O yüzden aslında ilk sergideki o köklü bir ağaç vardı. O Nuh'un sergisindeydi. İlk ama evet, eseriydi. Ortada duran bir köklü bir ağaç var. Demir kökler salmış. İkinci ayakları sergideki yere basan. Evet, sonsuz döngüde şimdi bu sergide bulunuyor. Ama ona bir de şimdi ortadaki heykel eklendi. Girişteki çekirdekle beraber devreye aldım. Şu mikrodan makroya. Evet. Yine çekirdek var burada. Fakat burada üçüncü sergindeki çekirdeğin anlamı daha farklı galiba. Ya aslında sürekli kapılar kendini açıyor. Şimdi kapıya geldiğinizde layık olmak, liyakat sahibi olmak diye bir şey var. Evet. Onu seninle konuşmuştuk. Evet. Liyakat sahibi değilsen o kapıdan geçemiyorsun. Geçemiyorsun. Aslında bilinç olarak da öyle. Yani biz bilinci hep bir üst katmana taşırken aslında kendimize de yaptığımız yola da bir ilerleme kaydediyoruz, kayıt alıyoruz. O yüzden tabii sürekli birbirini devam ettiren bir hikaye bu. Kendi kapılarını açan, sır kapılarını açan. O yüzden varoluşun hikayesini anlatıyorum diyorum. Varoluş zaten sonsuzluğun hikayesi. O sonsuzluğun hikayesi öyle bir devir daim ki hani sürekli birbirine eklenerek bir üst sarmalda, bir zaman sarmalında kendine yol aldırıyor. O yüzden hep bir kapı diğer kapıyı açıyor. Her şey iç içe. Bir taraftan sergi geziliyor. Evet, geziliyor. Bir ara verdik bir ara ama verdik. Bir kapı demiştik. Evet. Sır kapısı demiştik. Evet, aslında o sır kapısıyla neyi kastediyorsun? Aslında hep bir sır aslında, vardı diğer tabii, sergi. Tabii hep bir sır vardı, doğru söylüyorsun. Sen onu görüyorsun zaten. Biz o yüzden beraber böyle rahat, aslında tamamen doğaçlama gene bizim tabii yaptığımız konuşma. Tabii elmada da bir sır vardı. Oradaki sır o çekirdeğinde gizli. Ben onu öz programı olarak anlatmıştım. Çünkü özümüzdeki o gizli kutu, gizli irade gücü olarak anlatmıştım. O irade gücünü devreye alan bir Havva modeli vardı. Ama o bir programdı. O programı devreye almak şarttı. Ve daha ileri programlar neydi? 19 tane dedik ya, evet, o devir daim. Ondan sonra Nuh'ta da bir çekirdek vardı biliyorsun. O yumurta olarak anlatmıştım ben onu. O bilgelik yumurtasıydı. Hep o farklı boyutun bilgeliği yumurtayla canlanmıştı. Mavi bilgelik mavi yumurtaları. Bilgelik, evet. Şimdi burada da bir sır var. Burada da çekirdek var. Evet. Ama artık zaman ötesi zamanı incelerken zamanın önce başlangıcına bakmak istedi aklım. Zihnim veya bilincim. Aslında bilinç de bakıyor. Çünkü bu o merkez nokta neydi? İlk kaynak neydi? Kaynaktan çıkan neydi? O kaynakta bütün program mı vardı? O programın sırrı neydi? İçinde sakladığı bütün varoluşun şifresi o çekirdekte. Bütün varoluşu tekrardan yaratan güç. İşte onunla beraber tek bir noktadan başlayan bir yayılım aslında o sır perdesi. İnsanlar hep bilince yaklaştıkça kademe kademe açılabiliyor. Evet. Biz en merkezdeyken, özdeyken belli bir sınırın içinde bakıyoruz o bilinç kapısından. Ama bilincimizle ilerlettikçe aslında daha büyük bir çemberden, sır kapısını da genişleterek, o kapılardan geçerek, daha ileri boyut kapısına geçerek o bilgiyi algılıyoruz. O yüzden hep bir kapı olacak, hep bir sır kapısı da olacak. Çünkü insanın bu bilinci buna göre ayarlanmış. Çok yüksek potansiyel bir enerjinin buraya ulaşabilmesi için kapalı şuurlar madde ortamda tekamül ediyor. O tekamül ettiği süre içinde de belli kapalı devrelerden kendi özüyle ve bilinciyle bakmak zorunda. O baktığı pencere, senle konuşmuştuk, bir sürü görüntü daha geniş, daha dışarıdan baktığında bir sürü pencere görebiliyorsun. Evet. Ama en yakındayken sadece bir detaya, filin kulağına odaklanıyorsun. Onun gibi bir şey aslında. O yüzden her şey iç içe, bilinç de iç içe, sır kapıları da iç içe. Ama biz artık en son kapıdayız diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. O yüzden
Gönlüm de özeliyor, bilincim de özeliyor. Artık bu kapılardan geçildi, bambaşka boyutlar açılıyor. Ben katalogda da ilk yazımda şöyle yazmıştım. Sonsuza uzanan döngüler zinciri, yaşanan yaşam denilense sadece tek bir an. Bu tek an içinde her şey yaşanıyor ve bitiyor. Bütün program orada zaten. İşte o da o çekirdek, an enerjisi. Hı hı. Yani, yine mavi bilgelik. Evet, yine mavi. Ben o maviye, o çok hani cennet bize artık yakın yani. Dünya artık, dünyada yaşanıyor her şey. Cennet, cehennem burada diye düşünüyorum ama o çok daha ileri boyutların açık gönlü, açık nefesi. Nefes olarak görüyorum onu. Yani sessizlik ve durgunluktan sonra başlayan ilk nefes, o ilk kozmik tohum. Hı-hı. O yüzden çatlamış bir tohum göreceğiz ve onun etrafa yaydığı noktaları göreceğiz bu sır kapısında. Ama insanın o sırda kendini görmesi asıl olan, kendini bilmesi. Hı-hı. Zaten kendimizi, kendinden kendine bir yolculuk bu demiştin. Evet. Ve o yolculukta kendimizi biliyoruz. Evet. Kendimizden kendimize geliyoruz, kendimizden geçiyoruz ve kendi içimizde başka bir potansiyeli ulaşıyoruz. Kesinlikle. Orada bir güç devreye giriyor. Ve oradan sonra mı biz bu kapıdan geçebiliyoruz? Yoksa hani Aslında oluşturulmuş ve çizilmiş olan bir programın dışına ancak bilinçle açılabilir. Bilinçle. Her türlü dünya ortamında da, evrensel ortamda da, evren ötesi, evrimsel ötesi neyi düşünürsek düşünelim, insan kendi bilinciyle ulaştığı boyutun dışından yayın alabilir ancak o çemberi kırdığı, hı-hı, zaman. Buna kristal bulut diyebiliriz. Kristal bulut. İşte evet. Kolektif bir alandan besleniyoruz. O kolektif alanın en üstünden bile yayın alsan, onun dışına insan bir pencere açabildiğinde, düşüncesine ulaşabildiğinde artık o boyut bilgisini de buraya indirmiş oluyor ve herkes de oradan besleniyor oluyor. Bu çok özel bir durum. Evet. Peki bizim bu, yani bilinçlendikçe o zaman Kapılar açılıyor. Kesinlikle. Ama o kapıdan geçenlerin paylaştığı bilgileri de bir şekilde hepimiz aynı yoldayız demiştik ya. Nasıl bir çocuk doğduğu zaman işte daha yetişkinler ona bir takım rehberlik ediyor algılamasında. Yani üniversite bilgisi, matematiği atıyorum ilkokul çağındaki bir çocuk algılayamaz ama hani yavaş yavaş seviye seviye sonuçta o bilgiyi öğreniyor bilinçlendikçe. Kesinlikle. Burada da böyle bir şey. Hani her şeyi aslında mikro ortamda düşünebiliriz biz. Ben böyle çok tabii düşüncemi dışarılara, daha doğrusu alışılmamış düşüncenin dışına fırlatıp oradan bir şey çekerken bazen kalıyorum öyle. Ondan sonra dünya ortamı mikrodan düşünmeye başlayınca aslında biz mikro modelleriyiz, bütün kainatlar nizamının. O yüzden dünyada ürettiğimiz o hani algı, senin dediğin algılama gücü. Kendi boyut bilgisini alırsın, onu öğrenirsin, öğrenmekle ilgili bir şey. Ondan sonra onu içselleştirirsin. İçselleştirip kendi mantık süzgecinden geçirdikten sonra o bilgi senin olur, sen o olsun, olursun ve hal haline gelir zaten artık o. Yani araba kullanırken vitese bakmazsın. Evet. Ya da nefes alırken biz bakıyor muyuz, nasıl, hı-hı, alacağız diye. İşte bir şeyi öğrenmek başka, bilmek başka ama onu uygulamaya dökmek başka bir şey. Hı-hı. Uygulamaya döktüğünde artık o bilgi senin oluyor. İşte o zaman bilince geçirmiş oluyorsun bilgiyi. Bilgiyi bilince çevirmek de bir aslında kademe. O da bir kapı. Bilincin de bir sürü aşaması var. Bilincin işte felsefik aşamasına geldiğin anda bilinci daha farklı bir ortamda kullanıyor oluyorsun. Güce çeviriyorsun. Yani, hı-hı, bilgiyi bilince, bilinci güce çevirmek. Bilinci güce çevirmek nedir? İşte bunu soruyorum ben. Yani bunu sorunca cevap. Çünkü sormadan cevap alamıyoruz. O evet. Kesin. O yüzden ben sürekli kendime sorular soruyorum ve o soru, kendime sorduğum soru aslında kainata sorduğum soru. Ben bir kainatım, hepimiz öyleyiz. Evet. Hepimiz tek tek kainatız. Varoluş nizamının bir zerresi olarak bütünün bilgisine sahibiz. Ama soru sormadan bu kapı açılmıyor.
O yüzden bilinç nasıl gücü devreye alır? Güç nedir? Nedir onun ötesi? Zaman maddeyle beraber varken, madde ışığa döndüğünde, gerçek haline döndüğünde, çünkü biliyoruz ışığın katılaşmış hali, kaynaktan uzaklaşmış hali madde. Ve madde dediğimiz şey zaten atomların birbiriyle irtibat kurmadığı bir kendince bir bağ içinde, hani çok da bilimin atomik bağlarla anlattığı, fakat kara nokta dediği %95'lik bir boşluğun her tarafta ya olduğunu artık ispatladığı %5'i madde diye anlatıyoruz yani bütün kainatlar nizamında boşluk, ama boşlukta yoktur aslında. Yani hani bu bilgiyi bildiğinde büyük bir paradoks aslında. Hani demek ki o paradoksun içinde bir sürü farklı gerçeklik var ve bizim beynimizin koyduğu bir sınır, algımızın, daha sonra bilincimizin, sonra o bilinç genişledikçe o bizim bakış açımız, bizim frekans alanımız da genişliyor. Bakışımız da genişliyor. Daha çok alanı, daha çok şeyi görmeye başlıyoruz. Bilgeliğin izin verdiği kadar, kendi bilgeliğimizin, bilgimizin, bilgeliğimizin, bilincimizin izin verdiği kadar alanı görmeye başlıyoruz. Yani sanatçı bunu eserlerine uyguluyor. Aslında bunu illa bilgi olarak uygulaması da gerekmiyor. Bir sanatçı hani içsel olarak onu yapıyor oraya. İlla bunu bilgiyle yapması gerekmiyor aslında. Tabii. Benim usulüm bu. Benim hal halim bu. Çünkü kendim beslediğim alan bu olduğu için. Ama bunu oturursun, efsane renkler, gerçekten insanın içinde eridiği bir tablo çıkar, muhteşem. Hani bu zanaattan öte bir şeydir yani. Zanaat hani el becerisinden öte bir ruh vardır içinde. O zaten o akışla onu kendine verilen ilahi bir beceriyle, güçle, bilinçle yapmıştır. Bilinç ötesi o alanın bilgisiyle yapmıştır. İşte herkesin yöntemi farklı. Yani benim yöntemim, benim kendim beslediğim alanla ortaya koyduğum şey. Ama her sanatçının da bu gücü devreye aldığı bir yöntemi var. Hali var. Tamamen neşe içinde, ne bileyim hani çok relax bir ortamın sağladığı tablolar ya da çok sıkıntıyla çıkan sanat eserleri ya da şiddetin gösterdiği sanat eserleri de olabilir. Ya da hiç tamamen o saf haliyle ilahi planın, ilahi nizamın ya da varoluş nizamının kim ne diyorsa hiç önemli değil. Kozmik beynin, kozmik alanın, kuantum alanın bilgisiyle yaptığı, akışla yaptığı eserler var. Çok kıymetli her biri. Tabii ki çok kıymetli. Sonuçta o şiddetin veya negatiflikte bir gerçeklik. Yani dünyamızda var ve onun da resmedilmesi veya heykele dönmesi de ayrı bir tercih konusu sonuçta. Sen genelde iyicil bir, hani yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum ama iyicil olanı aktarmaya çalışıyorsun yanılmıyorsam. Ya olumlu olanı aktarmaya olumlu çalışıyorum. Diyelim. İyicil de demeyelim. Olumlu çünkü negatif ve pozitif ikisi de olumluya hizmet edebilir ya da olumsuza. Bazen iyilik yapıyoruz derken olumsuz şeyler de yapabiliyoruz. Çünkü o bilinç birbirini güçlendiriyor aslında. Birbirini güçlendiriyor. Yani kainatlar nizamı tamamen negatif ve pozitif denge üzerine kurulu. O yüzden hani negatif kötü diyemeyiz. Olumsuz kötüdür ama olumsuza bazen yani şöyle diyeyim, çok taraf tutarak yapılan iyilikler de olumsuza hizmet edebiliyor. Yani doğru anlatıyorum umarım. O yüzden her şey aslında olumlunun yükselmesi için var. Yani daha doğrusu gelişim için var. Olumlunun gelişim yükselmesi gelişim. Gelişim olumlu bir şeydir. Kainatlar nizamı her zaman genişleme ve gelişme ister. O gelişmeye hizmet eden, gelişmiş bir bilince hizmet eden her şey olumluya hizmet eder. Negatif ya da pozitif hiç önemli değildir. O yüzden de dünyada bir denge nizamı var. O yüzden o sır kapıları açılmak zorunda. İşte daha yüksek bir bilinçten bakışta o sır kapısının anahtarını farklı görürsün. Buradan bakınca onu yargılayabilirsin neden böyle yapıyor diye. Ama oradaki kapı ancak öyle açılabiliyor bazen de. Evet. Eserin ismi Hiçlikten Hepliğe. Aynı zamanda bulunduğumuz salonda
işte dualiteyi anlattığın, birliği, bütünlüğü anlattığın eserler var. Bunlardan da biraz bahseder misin? Evet, aslında tabii bu düşünceyle bilinçle devreye alınmış bir sürü bilgi bütünlüğü var ama onun esere yansımış hali, bendeki içsel hali böyle oldu. Mikrodan makroya her şey bir çizelge. Hiçlikten hepliğe. Hiçlikten hepliğe derken hiçlik de bir aslında alan kaydediyor. Heplik de bir alan kaydediyor. Hı hı. Aslında ikisinin kesişim noktası yokluk noktasından her şeye geçiliyor. O yüzden aslında yine bir döngü. Heplikten hiçliğe, hiçlikten hepliğe. Öyle diyebiliriz. Mikrodan makroya, mikro organizmadan makro bilince diyebiliriz, hı hı, ama ben aslında hiçbir şeyler yokken diyorum. Çünkü yokluk, evet, yokluk alanı aslında, evet, o. İşte bu, o yokluk alanından atılmış bir tohum diye düşünüyorum. O yüzden o tohum bizim içinde bulunduğumuz varoluş nizamları. Tabii hep dişil bedenler ama ortadaki o atılan alanda dişil ve erilin tek bir beden ve kök saldığı bir alan var. Ama genelde dişil formlar görüyoruz benim heykellerimde. O dişil form çünkü yaratıcı mekanizma olarak görüyorum ben onu. Hani Rahman Rahim, Rab Rahman Rahim diye anlatılır. O Rahim enerjisi her şeyin aslında başlangıcı ama gücün de onun devreye alması gerekiyor. Bir güç de gerekiyor. Yani Rahman ve Rahim'in bir arada yaratıcı gücü devreye alması gerekiyor. Ama esas her şey o Rahim'in içinde. Bu gücü beklerken ve güç devreye alındıktan sonra gerçekleşiyor ve oluşuyor. Aslında kök salma da böyle bir şey. Ben bu kök salmayı, dünyadaki kök salmayı en baştaki, hiçbir şeyler yokken ki nasıl bir kök salındı, nasıl bir çekirdek nizam vardı, o bilinç nasıl, ilk bilinç nasıl oluştu? Onu sorguladım. Onu sorguladım aslında. Hı. O yüzden bizim varoluş nizamları, hakikat yansımaya sığmaz, sır kapısı ve ışık tufanı dediğim eserler var. Birlik, bütünlük ve dualite dediğim eserler var. Bunların hepsi bir bilgi bütünlüğünü anlatıyor. Hı-hı. Ama onu çok detaylı bir izleyicinin biraz kendi hissine bırakmak daha doğru. Çünkü o yoğunlaşmış bilgiyi de burada hani öyle bilgi değil de bu eserlere bakarken, hı-hı, insanların ne hissettiği çok daha önemli benim, tabii, anlattığımdan. Tabii, az önce çünkü de bir izleyici duygulandığını söyledi mesela. Evet. Hiçbir şey daha bilgi olmadan tamamen hissiyatıyla çok duygulandığını söyledi. Bu da çok kıymetli. Çok duygulanan, ağlayarak çıkan sergiden. Çünkü, hı-hı, o frekans da, yüklediğim frekans tabii o eserde var zaten. Onu aslında anlatmak da gerekmiyor. Anlatım o benim halim. Herhalde biraz hikayeciliği de seviyorum olabilir. Eserlerimin bende hep bir şiiri, bir hikayesi, bir şeyse, evet, yazısı oluyor. Benim bunu ifade şeklim bu. Şiirle ifade ediyorum doğrusu. Ama bu hatta katalogda da sergi konsepti olarak da küratör Derin Demircioğlu. Evet, ondan da bahsedelim. Bu yazıların daha az konulup hepsinin aslında bir şiir yazısı vardı. Onları azaltarak, hı-hı, hatta çok az 4 tane öyle bir yazı koyduk. Onları azaltarak koyduk. Ondan sonra daha çok izleyicinin kendi izleniminin üstünde bıraktığı izle ayrılması bakımından. O yüzden ben de böyle merakla izliyorum herkes de ne iz bırakacak. Hatta bir çocuk geldi. Bu dualite heykelini keçiye benzetti. Enteresan. Çok hoşuma gitti. Saf bilinç. O kadar. Keçi çok önemli. Keçiye benzetti. Birisi çift rap dedi. Birisi keçi dedi ve o çocuk onda keçi gördü ve 3 yaşında keçi diye gösterdi. Ve bir tane çok renkli, çok özel bir insan geldi gerçekten. Cıvıl cıvıl böyle renklerle, seslerle donanmış bir varlık geldi. Yaşı da çok güzel bir yaşı var. Ondan sonra artık olgunluk diyebileceğimiz. Mesela o da keçi gördü. Öyle mi? Evet. Aa. Ay dedim işte saf bilinç bu. Evet. Yaşı yok yani saf bilinç. Evet. Çok hoşuma gitti yani. Hani gerçekten o kadar böyle renkli güzel bir insanın da çocuk 3 yaşında çocukla aynı şeyi görmesi. İşte bu
Saf bilinç başka bir şey. Hı hı. Gerçekten o saf hal, saf akış. O çok özel bir şey. Orada görüyor ama onda başka bir şey var zaten. O hani yapıda başka bir şey var. Öyle. İşte ben de seninle birlikte bu programları yapıyorum ama hani ne kadar aktarabiliyorum doğru, ne kadar doğru yerde duruyorum çok bilemiyorum. İnşallah becerebiliyorumdur. Bence biz beraber çok güzel, ben çok mutluyum yani senden, evet. Doğrusu. Ama o da tabii izleyici ama şöyle, senin algılayış şeklin, dünyaya indirme şeklin çok gerekli. Hı hı. Yani ben bazen çok fırlıyor benim düşüncem. Sen onu hani çok anlaşılır şekle, evet, döküyorsun. O beni mutlu ediyor doğrusu. Evet, yani ben de anlamaya çalışıyorum her seferinde. Kendi dağarcığım yettiğince. O zaman diğer konularla devam edeceğiz, devam diyelim. Bugün sık kapısını aktarmaya çalıştık. Neslihan'ın çok daha farklı konuları var. Onları anlatmaya devam edeceğiz. Bir başka Likya sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.